اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Cemiyeti kemiren hastalıklardan biri de riya, ikiyüzlülük. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurduğunu rivayet etti. Kıyamet günü ilk defa çağrılacak olan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler, Allah yolunda öldürülenler, çok mala sahip olan kişiler, üç cümle, en evvela bunlar çağrılacak. Birisi Kur'an'ı ezberleyenler, ikincisi çok zengin olanlar, mal sahip olanlar, üçüncüsü de neydi? Allah Teala o gün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere, ezberleyen hafızlara şöyle sorar: ben Resuluma indirdiğim şeyleri, Kur'an'ı sana öğretmedim mi? Evet, öğrettin ya Rabbi. Bildiklerinle amel ettin mi? Evet, gece gündüz ibadet ettin. Yalan söylüyorsun. Bundan sonra melekler ona yalan söylüyorsun dediler. Allah-u Teala şöyle der: bilakis sen falanca hafızdır densin istedim. Filan adam hafızdır desinler diye Kur'an'ı ezberledim. Ve öyle dendi. O arzın yerine geldi. Sonra mal sahibine gelir. Şöyle sorar: seni hiçbir kimseye mühtaç kılmayacak kadar nimetlendirmedik mi? Evet, nimetlendirdin ya Rabbi. Verdiklerimde ne yaptın? Sıla-i rahme riayet ve malımı tasadduk ettim. Yalan söyledim. Melekler de yalan söyledim derler Allah-u Teala. Bilakis sen falanca cömerttir densin istedim. Ve istediğin de oldu. De. Sonra Allah yolunda öldürülen kimseye gelir. Niçin öldürüldüğünü sorar. Senin yolunda cihad etmekle emrolundum. Çarpıştım ve öldürüldüm. Allah-u Teala şöyle dedi: yalan söyledin. Melekler de yalan söyledin dediler. Allah-u Teala bilakis sen felanca cesurdur densin istedim. Ve istediğin oldu. Peygamber Efendimiz ilave etti: ya Ebu Hüreyre, işte bunlar kıyamet günü ilk defa kendileriyle cehennemin tutuşturacağı kimselerdir. Allah muhafaza etsin. Allah buradayken bu zümreyi uyandırsın. Şimdi demek ki amelimizde ihlas olmalı diyor. Bizim iç fizik talimatımız İhlas Risalesi'nde. Evet, bizden ne isteniyor? Rıza-i İlahi'den başka hiçbir gayemiz olmayacak. İşte bunu kavramamız lazım.
en büyük eksiğimizdir. Şu mahşer meydanında ilk defa suala çekilecekler arasında Kur'an'ı ezberleyenler, zengin olanlar, fi sebilillah cihatta ölenlerdir. Elbette bunlardan bu gaye ile, mesela sırf Kur'an'ı ezberleyeyim, ahkamıyla amel edeyim, başkalarına da faydalı olayım, Allah rızası için Kur'an'ı ezberleyeyim. Öteki de Allah'ın razı olacağı şekilde bana ihsan buyurduğu nimetleri minnetsiz mesajlara ulaştırayım. Cenab-ı Hak öyle ferman buyurdu. Ve mimma rezeknâhum yufikûn. Yani sana verdiğim maldan min bazı, bir kısmını mürtaşlara tasadduk et. Bunda minnet yoktur. Çünkü malın hakiki sahibi, nimetin hakiki maliki benim, ben sana verdim. İşte o benim sana verdiğim maldan, nimetten mürtaşları nimetlendir, faydalanır. Benim rızam için böyle hareket edin. İşte demek ki tehlikeli iş. Bu bizi Allah rızasından ayıran şey nedir? Nefsimiz, enaniyetimiz, benlik, desinler ki efendi şöyleydi, efendi böyleydi. Ha yine aynı mevzuya geliyoruz. Aynı. Cenab-ı Hak bizi şu unulmaz yaralı bereli hastalıktan muhafaza ediyor. Sırf rıza-i ilahi esasına dayanan bir ubudiyet, bir kulluk bize nasip etti. Hiçbir şeyde kimseye minnet yüklemeden Allah'ın rızasını gözetecek halis, muhlis Müslümanlardan eylesin. Evet, cihad işinde fisebilillah mücadele şehitliğin mertebesine baksana. Bak araya riya girince şehit oldu dediğimiz zatın böyle feci bir akıbeti var. İşte ilacı budur. İlacı Allah rızasını esas tutmak. Bütün ameli. Öyleyse büyüklerin dediği, evet, halkın methü zemmine ehemmiyet vermemek. Halk meth ederse aldırmamak, zemm ederse aldırmamak. Hiçbir tesiri olmuyor. Halbuki nefis bırakır mı? Bak, başkasını niye çekmiyorlar? Seni meth ediyorlar işte. Evet, bir kelime-i şehadet getirelim değil mi arkadaşlar? Evet. Buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Allah senden razı olsun. Yani gözünü yum, bir de bir makara koyuverirsen daha kuvvetli söyletir. Hadi bakalım. Ben diyorum ki şu Hatıra Risalesi'nden de okuyalım. Nerede, nereye götürdünüz onu? Madem buraya konmuş, evet, hem okuyalım hem de hakikaten mariz bir asırdayız. Eşimiz, dostumuz, din kardeşlerimizden çeşitli hastalıklarla mustarip olanlar var. Çeşitli hastaları bulunanlar var. Yani onları meşgul eden böyle hastaları da var. Cenab-ı Erhamir Rahim'inden niyaz ediyoruz ki ya Erhamer Rahim, bütün müminatın ve bunların yavrularının akraba taallukatının ne kadar hastaları varsa hepsine acil şifa ihsan. Ne yapar? Başka kimimiz var? Kime yalvaracağız? Madem dertliyiz,
derman istiyoruz. Kimden istiyoruz? Dertlere derman kim verebilir? Hastalara şifa kim ihsan edebilir? Müşkilatı kim halledebilir? Korktuklarımızdan kim emin edebilir? Umduklarımıza kim bizleri nail edebilir? Bitmez, tükenmez matalibimiz var, isteklerimiz var. Bu isteklerimize iktidarımızla binde birine dahi yetişemeyiz. Bütün bunları bize yetiştirecek elbette birine müstaciz. O da kendisini Rahman ve Rahim olarak bize tanıtan Erhamerrahimin Rabbimizdir. Ya Erhamerrahimin, bütün matalibimizi sen kerimsin, istemeden verirsin. İkramın başka şeye benzemez, bir bedel mukabili değil. Lütfunla, fadlınla, kereminle ihsan edilsin. Bu mektuplarımızı başkalarının kapısına göndermeden doğrudan doğruya İkram buyur ya Rabbi, İhsan buyur ya Rabbi. Ekremel ekremin sensin, Erhamer Rahimin sensin. Ya Erhamer Rahimin, irhamna ya Rabbi, irhamna ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbetin müsibetin râvî inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Niye o kadar yavaş okudun? Müthiş zaten. Ayet mi? Bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbetin müsibetin râvî inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Birinci, ne derler? اَلَّذ۪ينَ اُلْ بِلْ كِمْسَلَرْ كِ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ. Onlara musibet gelirse, gönderilirse ne derler? قَالُوا derler. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz Allah'tanız, sonra da döneceğiz. Biz Allah'ın mülküyüz, memnunumuz olan Rabbimize rücu edeceğiz, deneceğiz. Öyleyse denemek için bize gönderilen bu misafir memurlara karşı bu kadar merhametine mazhar olduğumuz Halik'imize bunlardan usanken hani misafir. Geldi misafir, misafire ikram lazım, hürmet lazım. Bunun en başlısı, bunu nerede gönderdin dedim, işte şekvadır. Ben sana anlattım ki bunu gönderdin ya Rabbi, ama ya Rabbi de diyor. Halbuki bu şekvadır. Bizim hakkımız şekva değil, şükürdür. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. Birinci deva. Ey biçare hasta, merak etme, sabret, senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor. Tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten
bu darb-ı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci deva. Yok, ikinci deva değil. Şimdi bu devayı birincisini böyle okuduk kabra. Şimdi onun üzerinde duracağız. Bir daha lütfen. Ey biçare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Ne demek bir çare? Çaresiz. Çaresiz. Yani hastalık onu ümitsizliğe itmiş. Hekimler çare bulamıyor diyor. Böyle bir hastalığa düştü. Ey biçare hasta, biçare mi zannediyorsun? Biçarelerin çaresine kim bakabilir? Onun o biçarelere merhamet edecek zat kendisini Erhamurrahimin olarak bize tanıtan zattır. Öyleyse merak et. Teselli veriyor. Biçarelere çareyi verecek her şeyi vermeye muktedir olan zattır. O kimdir? Allah'ımızdır. Onu nasıl biliyoruz? Erhamurrahimin. Ne demek Erhamurrahimin? Cenab-ı Hak mahlukuna kendi halk ettiklerine karşı onda o kadar merhamet hissi var ki kulların arasında en merhametli analardır. O bütün anaların insan, hayvan, nebatat bunların analarının şefkati toplansa umum ancak ilahi merhametin karşısında bir lemadır ki parlar söner. Bu kadar. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz diyeceğiz. Onu biz tarif edemeyiz başka türlü. Nihayetsiz merhameti vardır. Sen öyle çaresiz kalma. Çaresizlerin çaresini temin edecek Rabbim var. O sana acıyan odur. Peki. Merak etme, sabret. Şimdi ilaç veriyor ha. Geldi nabzını tuttu doktor. Sende öyle bir çaresizlik. Artık ben ilaç tesir etmiyor bana. Doktorlar dediler ki artık bunda fayda yok. Yolcu. Öyle mi dediler? Merak etme, merak etme. Sabret. Niye? Çünkü senin ömrün bu suretle çok meyveli bir ağaca benziyecek. Eğer sabırsızlık gösterirsen o şekva olur. Şimdiye kadar ömründe geçirdiğin zamanın düşün. Ne kadar geçti? 50 sene, 60 sene. Bir gün başın ağrıdı mı? Hiç hatırlamıyorum. Ha şimdi başın ağrıyor. İşte şimdi yeni meyve veriyor. 50 sene, 60 sene sana sıhhat, afiyet veren Rabbine karşı bugün böyle kanatları kırıl bir kuş yavrusu vaziyetinde öyle melul mahzun durma. Sabret, sana mükafat verecek. Ömrün varsa burada da gösterir sana. Ömrün eğer bitecekse, bu hastalık senin ölümünle neticelenecekse, ebedi hayatında sana bu sabrının mükafatı olarak Cenab-ı Hak
Peki bunun delili ne? Kur'an'dan delil ver, Kur'an'dan. Biz başka şey anlamıyoruz. İnna Allah'a ma'as sahibi. Beraberdir. İşte o kısa ömrümüz, o mutluluk sebebiyle uzun bir ömür mahiyetini alıyor. Ya, hem yatırır bizi, hem bize bu oyunu hasene defterleri doldurur. Biri sorarsa ne diyor? Elhamdülillah, iyi. Biraz rahatsızlık verdi Cenab-ı Hak, demek beni seviyormuş. Beni kendi nefsime havale etsin. Bana merhamet ediyor. İzâ etmek için verilmiş değil. Belki aziz bir misafirdir. Rabb-i Rahim'imin izniyle, emriyle gelmiş. Benim kısacık ömrümü meyveli uzun bir ömür vaziyetine, faydalı bir ömür vaziyetine geçirecek. Ben bunu şikayet etmiyorum. Rabb'ıma hamd ediyorum. Bu kadar zaman sıhhat afiyette bulundurdu onun şükrüne. İkafaret olsun. Sıhhat-ı afiyette bulunmaktan bize bir şükür yüklemiş. O hakkı şükrü yerine getirir. Nerede? Bizim bu aczimizi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sübhaneke ma şekernake hakkı şükrike ya meşkur ile ifade ediyor. Yani sen öyle şükre layık bir meşkursun ki senin hakkı şükrünü biz nasıl yerine getirebiliriz? Elbette getirebiliriz. İşte hastalık vasıtasıyla bizim bu şükürsüz geçen ömrümüzün kefaretini Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Ömrümüzü kıymetlendiriyor, faydalandırıyor. Evet, söyleyecek daha çok şeyler var. Fakat bunları da böyle peşin söylüyoruz ki diğerlerini anlamaya kolay olur. Yeknesak, rahat geçen ömür meyvesiz ağaca dönüşmüş. Yeknesak, rahat ömür geçirmek meyvesiz ağaçta ne kadar şeyler dönüşmüş. İyi bir ağaç dedi, ben diktim ama hiç değil, Allah nasip etmedi, bir elma, bir kayısı yedim. Peki bu nimetin artması için bizden ne istiyor Cenab-ı Hak? Şükür istiyor. Verdiği az nimete karşı başından ziyade elhamdülillah, ya Rabbi şükür sana. Evet, bana bir kuru ekmek ihsan etmişsin. Kuru ekmeği de vermesen ben nasıl tedarik ederim? Niye başkalarına gözünü dikmeyecek ya? Yok, çalışma var. Çalışacaksın. Fakat biz dilenciyiz, dilenci. Kimden dileneceğiz? Dillete girip onun bunun ayağını öperek dilenmeye İslamiyet'te izin yok, müsaade yok. Nereye yapacağız? Rabbimize karşı. Onun için İlahi entel mu'ti ve enessâi. Ya Rabbi, veren sensin, isteyen ben. İlahi entel mu'ti ve enessâi. Biz öyleyiz şimdi bu arada. Rabbimize karşı daima istiyor. Ver, 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 ver. Vermesiyle bitecek değil ki mübarek hazine. Doğru. Bizim gibi aç gözlüleri ancak öyle gınayı tam sahibi bir Rabb-ı Kerim doyurur.
binlerce hamdü şükürler olsun ki yalnız onu kendimize Rab tanımışız. Bütün nimetleri ondan biliyoruz. Başkasının minnetini çekmiyoruz. İkinci devaya gir. İkinci deva. Ey sabırsız hasta, sabret. Belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibette de aczini, zaafını hisseder. Halık-ı Rahim'ine halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkta geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sahiha vardır. Sahiha vardır. Hatta rivayet-i sahihe dediği, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleri var, beyanları var. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha öyle değil. Çok kendinden geçti ya. Öyle beni meşgul ediyorsun. Sana kim dedi o kadar mideyi doldurdu diye. Ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Tamam. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil, teşekkür et. Üçüncü devam. İçin bu sabırsız. Ama ibadeti de var. İbadetler müsbettir de, müsbet var. İşte namaz, niyaz, dua, bu. Nevi ibadetler hastalıklarla, musibetlerle gelen o vaziyete müptela olanların yaptıkları ibadettir. Nasıl ibadettir? Nasıl ibadet? Tekva edersen ibadet. Tekva ibadete girmiyor. Şimdi sabırsızlığa düştü değil mi? Evet. Namaz kılamıyorum. Evradım vardı efendim. Okuyamıyorum. Delail okurdum. Kur'an'da günde bir cüz Kur'an okurdum. Ondan sonra nafile namazlar kılardım, teheccüde kalkardım. Şimdi hiç onların birisini yapamam.